kuzen. Ben bir 10 dakika uzuyorum, beni idare et. Nereye lan? Carlos dönüyor oğlum. Babacığım akşama maç var da çok güzel bir kupon yaptım. Artık tutarsa Derya'nın babasını da ötekinin berikisini de kurtarırız. Sene 1967-68 bir toto oynamışım. 13'te 13 tuttu, tamam. Bir maça kaldı, 13+1. Onu da Göztepe'ye oynadım. Maçı radyodan dinliyoruz. Nerede o zaman televizyon filan? Oo. Maç berabere. Bir buldozer Feyzi vardı, Göztepe'nin santrafı. Yiğit lakabıyla anılır, buldozer Feyzi derdik biz. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Sağsa kulakları çınlasın. Son dakikada bir kafa çaktı şerefsizim. Oldu mu sana 13+1? İyi para kazandın mı bari Servet abi? Ne diyorsun? Tam bir apartman parasıydı. Ama pizli yedik hepsini arkadaşlarla. Nah kafa. Ulan atsana birkaç kuruş kenara, bak önüne çıkardı şimdi. O kayıkhanelerin dili olsa da bir konuşsa. Ha. Oh afiyet olsun. Sizde de yemek varmış çocuklar ama hiç davet etmiyorsunuz, çağırmıyorsunuz Servet abinizi. Olur mu Servet abi, gel beraber gidelim. Yok gelmem de işte öylesine söyledim, ben burada iyiyim. Bu sifon gene başladı şarşar akıtmaya. Niagara şelalesi gibi. Ben ona bir bakayım çocuklar. Eyvallah. Carlos. Hadi. Oğlum, hadi geç kalma. Almanya'ya oyna, Almanya'ya. Bizimkiler geldi. Ne ya, ben çok yoruldum abicim ya. Bütün gün evden çıkmadık, gene anca bitti. Sorma ya. Bitmedi ki mahallenin atraksiyonu. Ay ne olur bu son olsun. Neyse ben kapıyı açayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber kız? İyi işte, temizlik, yemek, Türkçe pop. Bugün evimizin kızıyız. Bu Gazanfer Nebizade yüzünden giderek sosyalleşiyoruz maşallah. Biber dolması mı var, kıymalı? Aynen. Abi salata getirecektiniz gelirken dükkandan. Dükkanda kaldı. Hemen getiriyorum. Ya ben alsaydım abi. Yok yok yok. Allah Allah. Ne haber? İyi. Senden ne haber? İyi. Yukarı çıkınca görürsün. Döktürdük resmen. Vallahi ellerinize sağlık. Kaşın nasıl oldu? Kaşım iyi ya. Pansuman da iyi geldi yani. Rahatlattı. Bakayım. Ya bir bakacağım da böyle eğilirsen. Merhem yumuşakmış. Carlos nerede? Carlos yukarı dışarıdaydı, gelir ya. Hayati Bey neredesiniz? Sizi arıyoruz. Efendim vallahi ben tam aşağı indim, o sırada yatsı okunuyordu. Ben de dedim ki hazır abdestim de var, iki rekat kılıvereyim efendim. Oh Allah kabul etsin. Sağ ol. Ya bu elektrikler niye gitti ya? O da artık Allah'ın bir takdiri, artık ne diyelim değil mi? Haydi bakalım Gıyasettin, haydi yavrum. Vallahi biz de yavaştan gidelim. Efendim sizlere de her şey için teşekkür ederiz. Oğlumla ilişkimizde yeni bir dönem başladı. Artık ben de biliyorum evlat ne demek. Oh, oh, oh. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz her şey için. Afiyet olsun. Bir şey demedin ki zaten. Olur mu canım, daha ne yiyeceğim? Aslında ben seni aramayı düşündüm ama telefonun yoktu, o yüzden yüzle söylerim dedim. Ne söyleyecektin? Geçen gece rahat konuşamadım. Sinema için çok teşekkür ederim. Sen gidince film yarım kaldı ya. Tekrar gidelim mi? Adam sigortaları attırmış, biz elektrik gelsin diye bekliyoruz. Mahalle iyice yaktı kafamızı. Kazın, nereye be? Şişt, kardeşin sana bir kıyak yaptı. Kafayı yiyeceksin şimdi bak. Bak, 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 dur, dur. Bak, 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 bak.
bak. Bak, 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 bak. Gördün mü? Aa. Delayed ne ya? Niye delayed? Ben bunu çekeyim diyene kadar uğraştım. Carlos, bu şehir mevzusu kapandı, tamam mı? Bitti, nokta. Ciddi. Aa, adam ciddi ya. Hayda, ne oluyor bu çocuğa ya? Vallahi delireceğim ya. Vallahi billahi delireceğim ya. Bahadır, nerede bu çocuk ya? Abi bilmiyorum. Yarın operasyon günü. Kadimir abi çok kızacak ya. Kızacak tabii. Haklı adam. Haklı. Boşuna demiyor bize amatörler mamatörler diye. Abi, Ferdi abi burada. Nerede lan? Hakan'da abi. Ferdi. Öf. Neredesin be oğlum sen? Neredesin ya? Abicim çok merak ettik seni. Harbiden Kandemir abi de köpürdü ya. Aa, Nevizadeler. Oğlum iki dakika ya. İki dakika yalnız kalalım dedik. Ne zamandan beri derdi olan yalnız kalıyor? Eskiye yeni adet mi getirdin birader? Ha bir de sen nereye kayboldun iki dakikada ya? Ben ona şimdi çok güzel kızdım. Sen niye yolda da anlattım ben sana? Dijital mi vereyim eline ya? Carlos lan. Hatırlıyor musun lan? Oğlum şurada lan, şurada. Şu kadar küçükken ya, şu kadarken. Seninle bir tane söz vermiştik birbirimize. Sen hatırlıyor musun onu? Ya nereden hatırlayayım ya? Ben zaten verdiğim sözleri tutmuyorum ki. Hayal kurmak yok birader dedik. Bak tutmamışım yine. Çünkü ben hayal kuruyorum. Bir tek sonunu güzel bitirmiyorum o kadar. Ne diyor kuruyorsun o zaman? Çünkü kurması güzel be oğlum. Güzel. O da güzel. Buyursunlar. Kızlar ben odama çıkıyorum. Ya bugün için çok teşekkürler. Harikaydınız. Ne yaptık ki abi? Abi sonuçta bu evde aslan gibi iki tane kadın var. Rica ediyorum. Dişi aslanlar. Şu erkek aslanlar bir saate kadar gelmezse haber edin, alayım akıllarını. Yarınki iş çok kritik. Hadi ben biraz odamda çalışacağım. İyi geceler. Tamam başkan. İyi geceler. Ya bu başkan da bana Carlos'u alıştırdı ya. Merhaba, ben Elif. Şu anda bizi arıyorsunuz. Ama biz evde yokuz. Sinyal sesinden sonra bize mesajınızı bırakabilirsiniz. Merhaba, ben Elif. Şu anda bizi arıyorsunuz. Ama biz evde yokuz. Sinyal sesinden sonra bize mesajınızı bırakabilirsiniz. Yaren ya. Ferdi, Ceyhun'la sinemaya gittiğimi öğrendi biliyor musun? Kızım sen de keşke şunu baştan söyleseydin ya. Ne bileyim ya. Söyledim bir kere sonra da düzeltemedim. Şimdi gerçeği söylesem de hayatta inanmayacak bana. Tamam yani dünyanın sonu değil yani ama hani ne bileyim bir gönlünü önlüğünü alırsın barışırsınız abi ne olacak? Keçi gibi inadı var dinlemiyor ki beni nasıl alayım gönlünü? Ay onu da sen bulacaksın bacı. Aha ben buldum. Sen de onu sinemaya götüreceksin nasıl? Hayır canım. Dalga geçer gibi olur mu öyle şey? Niye ya? Sinemaya karşılık hamama götürecek halin yok. Gideceksiniz beraber sinemaya. Tatlı bir film. Bir şey söyleyeceğim. Ben mesela sevgilimin beni kokoreççiye götürmesini isterim. Öyle köfte gibi hijyenik şeyler bana göre değil. Sakatat gibi. Abi bundan çok iyi şarkı sözü olur ya. Sakatat gibi, sakatat gibi, kanlı canlı sakatat gibi. Sinema, evet. Ya harikasın. Evet, sinema. Çok iyi fikir. Tabii abi, gidersiniz romantik filme. O ışıklar kapalıyken neler olur var ya, uf.
Ben gittim. Tamam mı? Fotoğrafını çekmiyor duvarın. Kafamı bir çevirdim, herifin teki gelmiş, duvarı boyuyor. Tuttum yakasından, dedim ne aksından? Niye boyuyorsun dedim duvarı. Çıkarttı çıt, kimliğini gösterdi, polis. Dedim iyi sivilmişsiniz, tanıyamadım. Bak mevzuyu anladın mı? Şiiri çalmak için polis gönderiyor oraya bak bir de. Bak 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 bak, şiiri çalıyor herif ya, şiiri şiiri. Hadi o çaldı ya. Hadi o şerefsiz çaldı, anladın? O çaldı. Derya ne yapıyor? Bana bir söyle ya, Derya ne yapıyor Derya? Ha? Ulan ben kimin için dövüşüyorum orada lan? Senin için dövüşüyorum ya, o ne yapıyor? Ha? Ne yapıyor biliyor musun? Sinemaya gidiyor, sinemaya. Ben anlamadım yani, ne olacak, sinemaya gidiyorsa gidiyor, herkes sinemaya gidiyor. Gitmesin mi, sinemaya mı gitmesin? Yani zaten sonuçta temelli gitmeyecek mi abi bu kız ya? Abicim sen ne kadar makineleşmiş bir çocuksun. Yaramıyorsa içme ya. Adamın yüreği yanıyor. Adamın yüreği yanıyor, yangına körükle gidiyorsun sen ya. Yok 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 yok. Kardeşim var ya, kardeşim doğruyu söylüyor. Bizim ne kadar var ya bunun babasını kurtarmamıza? Bak, yarın yapacağımız işten kaldıracağımız paraya bakar. O yüzden gel, gidelim buradan. Kando abiyi de daha fazla sinirlendirmeyelim. İşimize gücümüze bakalım, olur mu? Gidelim. Tamam gidelim. Kurtulalım kardeşim. Bak benim var ya, bak dengem bozuldu anladın? Benim dengem bozuldu. Gidelim kurtulalım. Sen harap etmeyeceksin kendini, öyle bir şey yok, gel. Yürüyün hadi ya. Çünkü harap ediyorsun, sen hep harap ediyorsun kendini. Öyle olmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?